itibaren aday adaylığı başvurularımızı almaya başladık. Yerel seçimlere yönelik olarak. Almış olduğumuz meclis üyesi aday adaylığı başvuruları var. Bugüne kadar ve bugün de Sayın Belediye Başkanımız, eski Belediye Başkanımız, Ortaköy Belediye Başkanımız, Erdinç Başkanımızı aday adaylığı başvurusunu Silivri Belediye Başkanlığı için inşallah almak üzere toplandık hep birlikte. Öncelikle ben kıymetli başkanımıza bugüne kadar yanımızda olduğu için her surette bizle birlikte partimiz içinde, davamız içinde yer alıp hizmetlerde bulunduğu için teşekkür ediyorum. Yine ayrıca bu hizmetlerinin yanı sıra bugün belediye başkan adaylığı noktasında sağına soluna bakmadan, arkasına bakmadan kim geliyor diye ben varım diyerek ve ilk belediye başkan adayı adayımız olarak ileriye atıldığı için de ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah Allah'tan başkanımızın hizmetlerinin devamını niyaz ediyoruz. Bizler İYİ Parti olarak, İYİ Parti'nin iyi insanları olarak ülkemize iyi belediyeciliği getireceğimizi söyledik. Yerel seçimler için yola çıkarken. İyi belediyeciliğin kapsamının neleri içerdiğini önümüzdeki günlerde detaylı olarak inşallah sizlere arz etmiş olacağız. Ama ilk maddesi olarak size bir ipucu vereyim bunun açıklaması yapılmadan evvel. İYİ Parti'nin bahsettiği iyi belediyecilik son 20-25 senede belediye denince akla gelen şey yolsuzluk Türkiye'de. İşte belediye başkanlığı, daha evvel belediye başkanlığı yapmış, hakkında en ufak bir şaibe olmayan, iğne ucu kadar bir dedikodu dahi çıkmayan Erdinç başkanımız gibi iyiler sayesinde İYİ Parti'nin, iyi belediyeciliğinin ilk maddesi yolsuzlukla savaş olacak, yolsuzluğa olacak. Başkanımızın aday adaylığı başvurusunu alıyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, burada bulunan herkes bizim yol arkadaşlarımız. Bu yola çıkarken elbette ki insanların etrafında birçok dostları vardır. Bu dostlar olmazsa zaten yolculuğun da bir anlamı yok. Siyasi partiler olmasa zaten bu yolculuğa çıkacak bir araç dahi bulamayız. Onlar bize yolu gösterecek olan ilk adım attığımız siyasi partilerle nereye atarsak adım atalım, siyasi kuruluşlar hep öndedir. O bakımdan siyasi partinin adayı olarak da şu anda adayı konumuna kendimizi şu andan itibaren nakletmiş oluyoruz. İnşallah bu adaylığımız yarın adaylığımıza dönüşür. O dönüştükten sonra zaten bütün çalışmalar daha etkin bir şekilde olacağından kimsenin şüphesi olmasın. Ben burada başta sevgili başkanımıza bu güzel konuşmasından dolayı, bizlere karşı göstermiş olduğu teveccühten dolayı konuşmalarında çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki bölümlerde, bundan sonraki çalışmalarımızda birlik beraberlik içerisinde çok daha iyi hizmetlere imza atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bizim burada Erdinç Tabak olarak kendimizi çok fazla tanıtmaya gerek olduğunu pek sanmıyorum ama yine de tanıtmakta fayda var. Biz 3 dönem Ortaköy Belediyesi'nde kurucu belediye, biz belediye hazır falan bulmadık. Kendimiz kurduğumuz bir belediyeyi 3 dönem 15 yıl olmak üzere bir fiil kimseden bir yardım dahi almadan en iyi noktaya getirdiğimize inanıyorum. Hele hele böyle kurulu bir düzen içerisinde olup da buradaki hizmetlerin
daha da fazla olmasını gerektiren hiçbir neden yok. Şu anda Silivri bence bana göre hak edildiği şekilde yönetilmiyor. Bu güzel insanlar burada daha iyi şeylere layık, daha iyi hizmetlere layık. Bunların en iyisini yapacağımına getiriş böyle şüphesi olmasın. İnşallah önümüzdeki günlerde daha büyük, daha güzel hizmetlere hep birlikte ulaşmış olacağız. Ama önce tabii görevi tevdi edip bu seçimi kazanmamız lazım. Seçimi kazanmak da bütün çalışacak olan ekip arkadaşlarımıza çok görevler düşüyor. Başta kendim olmak üzere. Ama arkadaşlarımızın da bu görevi, bu hizmetleri çok daha iyi bir şekilde vereceğinden benim zerre kadar şüphem yok. Ben burada sözlerime bu açılış konuşması olarak bunu adetmiş olalım. Şimdi sizlere basınla ilgili bir açıklamamızı da nakledeyim. Basındaki arkadaşlarımız da bunu aynen yayınlayabilirler. Evet. Sayın Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu üyelerim, değerli basın mensupları ve beni bugün de yalnız bırakmayan, her fırsatta desteğini esirgemeyen vefalı yol arkadaşlarım. Hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle kucaklıyorum. Karanlık günler yaşamakta. Türkiye karanlık günler, ülkemiz karanlık günler yaşamakta. Karanlığa korumasız girmektedir. Ülkemizin bu içine düştüğü, bu karanlık kuşkunun halkı iradesi kurtaracaktır. Halkın iradesi kurtaracaktır. Bu mücadelenin en etkili unsuru yerel yönetimlerdir. Yolumuz meşakkatlidir. Kimler ile mücadele edeceğimizi gayet iyi bilmekteyiz. 31 Mart'ta yapılacak olan seçimler fevkalade önemlidir. Partimizdeki istikrarı tayin edecektir. Bu seçim genel seçimin anahtarıdır. Yani partimize iktidar kapısı açacaktır. Bilgimiz, birikimimiz, deneyimimiz, tecrübemiz, liyakatli kadrolarımız ile Silivri'de hizmete talibiz. Bizim irademizde haksızlık olmaz, adaletsizlik olmaz, küçük hesaplar hiç olmaz. Geniş ufkumuz ve titizlik ile hazırlanmış projelerimiz ile vatandaşın önüne teraziye çıkacağız. Bu seçimde aday çok önemli. Evet, aday halkın iyi dediği aday. Sizin iyi dediğiniz yetmez. Yani seçim kabiliyeti olan aday. Yani hangi üniversiteyi bitirmiş olursanız olun, fevkalade iyi ama halk ile iç içe yaşamamışsa halkın dilinden anlamıyor. Halk o zaman gider kendi adayını bulur, halka kendi adayını tayin eder. Silivri'nin bizlere ihtiyacı var. Bizim Silivri'ye. Bizim ihtiyacımız nedir? Sizlere hizmet etmek. Sizlere hizmet etmek istiyoruz. Şevk ile halkımızın refahına, imar ve insanlarına, maddi manevi güzelmesine, huzura kavuşmasına hizmet etmek istiyoruz. Onun için şerefli göreve talip oldum. Halkı tarafından kucaklanmış, halkı tarafından sahiplenmiş bir başkan olmak için aday oluyorum. Yolumuz uzundur. Meşakkatlidir. Yolumuz açık olsun. Allah yardımcı olsun. İnşallah bu güzel gecemizden sonra daha huzurlu bir şekilde çalışma ortamına hep birlikte yönetim kurulu arkadaşlarımızla başta başkanım olmak üzere bize önderlik olacak olan kale komutanı burada zaten. Kale komutanının evet, arkasında evet. Bizler de hep birlikte başarılı olacağımızdan dolayı ben şimdiden de bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Buraya kadar geldiler, buraya lütfettiler. Şu ortamda, şu Türkiye'nin şu ortamında şuraya gelme cesaretini dahi gösterdiğiniz için. Bravo başkan. Ne kadar sıkıntılı günler yaşadığını hepimiz biliyoruz. Ne kadar sıkıştırıldığını, mevcut iktidar tarafından ne kadar zorlandığını hepimiz biliyoruz. O bakımdan ben tekrar buraya cesaretli bir şekilde geldiğinden dolayı sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Büyük yürekli halimiz bizi inanın hedefe ulaştıracak. İnşallah. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.